çare misin? Siz babasıyla ahbaptınız. Evet, babasıyla. Kaç yıldan beri? He? Kaç yıldan beri? Çok. Kolay gelsin. Ha, sağ ol, teşekkür ederim canım. Sıfır farklı sepet veriyoruz galiba usta. Ne yapalım be? Mesleki cevabı. Muharrem Bey nerede? Efendim? Muharrem Bey. Muharrem öbür tarafta. Biçiyor. Kestane ağacı galiba değil mi bunlar? Kestane, gürgen, ıhlamur, fındık, karışık ne bulursak. Yaş olunca bu şekil alıyor. Islak yaş ağaçtan olduğunda kolay şekil alıyor galiba. Yaş tabi olduğundan şekil alıyor. Okulu olsa zaten şeklini almaz. Aslında meslek öldü ama biz öldürmüyoruz işte. Devam ediyoruz yani. Ne yapalım? Ekmek davası. Önceden burada hal vardı. Eskiden hal vardı burada sirkecide. O zaman biz 20-30 tane, 40 tane getiriyorduk. 1-2 saatte dağıtıyorduk, veriyorduk. Ama şu anda orası kalkınca zaman geçti tabii. Yıllar 35 sene, 40 seneye dayanan şeyler yani. Hakikat şimdi biraz zorlaştı. Şimdi toptancılara veriyoruz. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. Bir de örme çeşidi değişti galiba. Genelde eskiden nasıldı? Ne örerdiniz siz? Buyurun. Hani örgü çeşidi azdı galiba. Eskiden ben öyle hatırlıyorum bu şey olarak da. Sepet çeşitleri azdı. Şimdi günümüzde çoğaldı. Beklentiler farklı. O zaman bir çeşit varsa mesela temsilen bir küpe vardı. Balkon sepeti vardı. Pazar sepeti vardı. Ama şimdi çok. Şimdi hakimden geçti. Şimdi pikniği de var içeride. Her tarafı. Sepet var yani bir sürü. Teşhir sepetleri de çıkardık. Teşhir sepetleri evet. Sepetleri de çıkardık her çeşit. Pazarcılara tezgah sepetleri de, simit sepetleri de çıkardık her türlü. Var yani bir sürü. Sosyeteye şeyin sepeti kazandırdınız. O evlerine soktular. Çok önemli mağazalara girmeye başladı. Evet. Organik pazarlarda görüyoruz. Aynen. Bunlar şimdi gösteriş için bu tecil sepetleri mesela. Marketlere olsun, pazarcılara olsun böyle koyuyor tezgahın yan tarafında. Yumurta koyuyorlar içeri, bilmem şunu. Sebze, yatışıyor getiriyor tezgahın. Doğallık katıyor. Evet. Tabii tezgahın yüzü dönüyor yani bunları koydukları zaman. Modelin oluyor. Siz de öylesiniz. İlgi çekiyor yani. Siz burada değildiniz galiba. Ben önceden Muharrem Bey'i görmüştüm, Muharrem Usta'yı. Ben 40'lar elinizde de ben ona yardıma geldim. O telefon etti bana, telefon vasıtasıyla geldim yardıma yani. Sağ ol. Eskiden tanıdım, daha babasından tanıdık bizim. Şimdi kırmağa gelmez, geldi Yaşar Usta bana çalış 1-2 gün. Tabii çalıştıysak bedava da değil yani. Yardım derken paramızı verecek ama. Allah razı olsun. Hatıra oluyor bu işler tabii. Durum bundan ibaret. Aynen o şekilde devam ediyoruz abi. Ne yapalım? Çalışmadan ekmek yok. Öyle. Değişik Muharrem Usta. Ustalar getirmeye başladı. Ben onu fark ettim. Önce fotoğraf diyerek girdik. Evet. Şimdi arkadaş yabancı galiba. O mu? O Pakistanlı. Ha burada yani. O çalışıyor. Çalışıyor yani. Çalışması da şu. Yani bas topluma gibi, çırak gibi bir şey yani. Çırak gibi. Eskiden çırak bulunur muydu? Çırak. Ne yapsın o gariban yani burada. Sağ sola gezeceğinden işte ekmeğini yiyor burada. Bir sepet kaç dakika sürüyor aşağı yukarı? Yani yarım saat. Şimdi bir sepet dakika. Baksan saati alır. Ama malzeme hazırsa saati alır. Sen kalkıp malzemeyi düzersen falan onun altından zor çıkıyor. Evet. Bu malzeme bakma. Makineden çıkıyor bunlar yani. Onun zor. İçin
Yoksa onu sen kalkerle yap. Günde bir tanesini zor yaparsın. Parçala, dibini çap, yap, ör. Şu gördüğün gibi değil yani çabuk. Eski sepetlerde bir farklılık gördüm, bir parlaklık. Bir el işçiliği vardı, o da daha ayrı. Bu da elle yapılıyor da. Onlarla bunlar arasında nasıl değerlendirebiliriz? Onların arasında bunlar şimdi bayağı bir modern yani bu. Bunlar daha şey görünüyor. Onlar parlak görünüyor ama bunların görünümü daha fazla, farklı yani. Şimdi bizim elle yaptığımız bu şekilde düzgün çıkmaz ki, mümkün değil. Mümkün değil ama irili yani, şey. Makineden standart çıkıyor, santim olarak çıkıyor. Başka türlü elde bu kadar santim çıkaramazsın ki. Makinada şaşmıyor. Ustam sizin isminizi alabilir miyiz? He? İsminizi alabilir miyiz? Yaşar Tursun efendim. Yaşar usta yani. Maşallahınız var. Takdir ediyoruz. Eski babaları da Yaşar'dı ama. O buranın Yaşar'ı. Bu şeyli o. Söyle şunu. Kastamonu'nun mahremi. Ben ise Kırklareli. Ben ilk geldiğimde size şöyle sormuştum. Kırklareli tarafında da sepetçilik falan var mı diyor? Var, sepetçi eskiden çok vardı. 300-400 tane sepetçi.